Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Öncelikle dün neler söyledik, hangi analizleri yaptık, bugün neyle karşılaştık. Genel olarak borsanın durumu nedir, bu hafta bizi ne bekler, onu analiz etmeye çalışalım. Bir de geçen haftanın özetini yapalım arkadaşlar. Geçen hafta malumunuz oldukça negatif bir tabloyla karşılaştık. Yükselen hattın kırılmasından sonra, trendin bozulmasından sonra orta uzun vadeli destek bölgesi olan 1400 1400'lü rakamların da altına sarkarak ki esas destek 1360-1370'den geçiyor. 1378 1378'li rakamlar görülerek e, oradan tekrar bir tepki e, hareketi içerisine geçti. Bugün daha çok 6. gün olması hasretiyle bir taban oluşturma çabası vardı. Dünkü analizimizde özellikle 1390'ın önemli olduğunu, 1390'ın altında kalınması durumunda 1370'lere kadar, 60'lara kadar sarkmanın muhtemel olabileceğini ancak bizim nispeten pozitif yaklaştığımızı, hatta ben genel anlamda bir pozitif açılış bekledim. Yurt dışı tabii pozitif olsaydı buna izin vermedi yurt dışı sabah açılışta. Oldukça yatay ve negatif bir açılış vardı Dow Jones'ta. Daha sonra yurt dışına da yurt dışı borsalara da alım gelince bizimle birlikte onları da almış oldular. Özellikle öyle saatlerinde zikzak atlar. biraz da 5-6 günlük e, longçuları sıkıştırma hareketiydi. Özellikle vadeli piyasa için. Margin call saatine kadar piyasayı aşağıda tutmaya çalıştılar. Saat saat 230 üçe kadar. 3'ten sonra ise piyasaya güçlü bir alım geldi. Özellikle 5'ten sonra ciddi bir alım geldi arkadaşlar. Son bir saatte yukarıda kalan 21 EMA, saatlik 21 EMA'nın olduğu bölgeye kadar yani biz 1400 rakamları önemli e, görüyorduk. Oraya kadar geldi. E, 1400 rakama kadar da o 21 EMA'nın olduğu bölgeye kadar da temas etti arkadaşlar. Tahtaların birçoğu %1, %2 eksiden %2, %3'e kadar e, artıya geçtiler. Bu da oldukça pozitif. Yani tahtalar yukarı gitmeye hevesliler. Orta uzun vadeli destekti. Önemli bir destekti. 1370 bandı. Aynı zamanda burada bir gap vardı. Bakın şu bölgede bir gap var. Şurası. Gün içi yapısal analiz modelinde yapısal analiz modeli adlı YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz gün içi yorumda bu gap'in kapandığını ve alım iştahının gelme ihtimalinin olduğuna değinmiştik. Zikzak hattının olacağını, bir taban oluşturma çabası olacağını ve bir e, hedef bölge olarak kademeli özellikle şu kısmın tabi öncelikle saatlik ortalama daha sonra 1420-1430 bölgesinin eğer güç bulursa da e, gidemediği daha yukarı hedefler olan 1580 düzeltiyorum 1480-1490 şu hat buraya kadar orta vadede yani Temmuz ayı içerisinde buraya kadar bir hareketin gelme ihtimali olduğunu ifade ettik. Tabi bu kısma defalarca gelmiş oldu. Bu açıdan artık o destek bölgesi de biraz zayıfladı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani şu yükselişten sonra bir kez daha veya ne kadar artık yükselecekse onu yakından izleyeceğiz. Bir kez daha geri geldiğinde ciddi bir kırılımla karşılaşabiliriz. O da aklımızın bir köşesinde bulunmalı diyorum. Şu anda bütün her şey güllük gülistanlık falan değil. Her şey düzgün olsaydı zaten bu kadar 5 gündür piyasayı satmazdı. Satmazlardı. Yurt dışı bu kadar bozuk olmazdı. Gerçi oraya da %1.5'luk ciddi bir tepki geldi. Bizde de bu haftanın ve önümüzdeki haftanın ben nispeten tepkili yukarı yönlü olacağını tahmin ediyorum. Genel anlamda 15 Temmuz'a kadar ben de zamansal olarak baktığımda 15 Temmuz'a kadar pozitif Düşünmeye çalışıyorum. 15 Temmuz'dan sonra ise daha temkinli. Özellikle Ağustos ayları borsamızda genelde sert kırımların olduğu, realizasyonun olduğu aylardır. E, o açıdan tarih yine tekerrür eder mi? Ki Ağustos bana göre Mayıs'tan daha tehlikelidir. O yüzden Ağustos ayında daha tedbirli, daha temkinli e, olmak gerekir. E, şimdilik bu bölgelerin gün içerisinde de söylediğim gibi e, alım yönlü destek, tepki amaçlı e, denenebileceğini ifade etmiştik ki bu denemelerde de e, nispeten sonuç olumlu oldu diyelim. E, henüz düşen hat kırılmış değil. 21 remanın altındayız, süper trendin altındayız. Ancak tepki yukarı yönlü ve pozitif. Onu söyleyelim. Zikzaklı hatta la beraber taban oluşturup 1420-1430 hedeflenecektir diye bekliyorum. En azından. Şuradaki düşüşün yarısı kadar olan kısımda onay mahiyetinde böyle bir senaryo ile karşılaşılabilir. Ben tabi buralara geldikten sonraki analizim daha kısa vadede neler olabilir? Bu bin giremediği 90'a kadar fake olarak bahsettiğim 1520'ye kadar gidebilir mi? Bunları yakından izleyeceğiz arkadaşlar. Düşen hattı geçemezse. Ki şu bölgede düşen bir hat vardı. Orayı kırdıktan sonra hareket nispeten hızlanmıştı. Orayı geçemezse düşüşün tabi devamı gelecektir. Şimdilik hareket fena değil. Yani güçlü bir tepki olduğu söylenebilir. Çünkü tahtanın çoğuna alım geldi arkadaşlar. Tabi tahtalar eski yerlerinde değiller. Bunu da ifade edelim. Bu da aslında bir potansiyel taşıyor. Yani tekrar aynı yerlerine geldiklerinde %3, %5'lik bir artı potansiyel taşıma ihtimali var. İşte bu tip hareketlerde daha çok arkadaşlar destek bölgelerden alım şeklinde, direnç bölgelerden de satım şeklinde değerlendirmek çok daha yararlı olabilir. Yani gün içi trade, haftalık trade, belki işte hedeflere kadar olan işlemlerde trade mantığı yararlı olabilir. Şu anda pek yatırım kısmı çok yatırım anlamında bakarsanız orta uzun vade için borsamız tam henüz taban oluşturduğu söylenemez arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Bazı tahtaların oldukça ucuz olduğunu kabul ediyorum. Ancak borsanın genel anlamda özellikle sanayinin satılmış olması o taban oluşturma sürecini göremediğimizden sanayi sektöründe topyekun bir çıkış için henüz erken olduğunu ifade edebiliriz. Daha çok tepki hareketleri geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Bu açıdan borsayı yakından izlemekte fayda var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarın ne olur derseniz yarın ben yine tepkili pozitif gün olacağını tahmin ediyorum. Ondan sonraki günlerde de bu haftanın kalan kısımlarında zikzaklı yatay pozitif günler düşünüyorum. Artık stop noktası tabi bugün gördüğü dip nokta arkadaşlar. Yani 1380 noktasını artık stop noktası olarak kabul etmek gerekir. Buradan gelecek olan hareketlerde de iz süren stop şeklinde yukarı yönlü hareketlerde e, takibatı sürdüreceğiz. Şimdilik düşen saatlik 21 ama 1400'den geçiyor. 1400'ün üstüne atmaya çalışacaktır. Genelde bu tip hareketlerde 1400'ün üstüne atıp, 1410 mesela görüldükten sonra veya 20-30 görüldükten sonra tekrar realizasyon gelir. Yani saatlik ortalamanın e, desteğini almak üzere tekrar bir geri çekilme olur. Normal koşullarda arkadaşlar bu kadar sert kırılımlı piyasada gelen tepki hareketi, hareket tepki niteliği taşır. Onay bölgeleri görülür. Tekrar geri gelir. Tekrar yukarı sınanır. Orada o zikzakta ayılar mı boğalar mı hangi grup daha baskın gelir ona göre piyasa yönünü tayin, tayin eder. Bu aradaki zikzaktan yararlanılabilir. Yani onu ifade özellikle vadeli piyasada işlem yapan arkadaşlar. Gerek Viyop'ta gerekse tahtalarda bu zikzaktan %2, %3, %4, %5 yerine göre yararlanabilirler. Bir de beklentisi olan tahtalar o beklenti gerçekleşene kadar e, primlenebilir. Aşırı satılan tahtalar primlenebilirler. Ama burada kastettiğim daha çok endeks bazlı tahtaları ifade ediyorum. Yani ederi olan tahtalardan bahsediyorum. Yoksa 8 kat 10 kat gitmiş e, ve düşüşünü tamamlamamış tahtaları söylemiyorum. Ya da zirvelerini sınamış ve her an realize olabilecek tahtalardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani ben söz söylediklerimi tekrar özetleyecek olursak bu hafta ve önümüzdeki haftayı e, zikzaklı pozitif, e, yukarı yönlü eğilimler 1380'i de stop belirleme kaydıyla e, takip edilebilir diye söyleyeyim. E, ancak aşırı risk almaya gerek yok. Bugün e, genel anlamda söylemiş olduğum %100 e, 30 yüzde 40'a çıkılabilir. Daha önce 20'den bahsediyorduk biliyorsunuz. Yüzde 30 yüzde 40'a çıkılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan genel anlamda böyle bir borsa değerlendirmesi yapılabilir dip bölgelerden diye yorum yapmıştık. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu ifade edelim. Bir de bu hafta yine yüzde eğitim çalışmamız var. Onu hatırlatmak isterim. Özellikle pandemi yasaklarından sonra ilk yüzde eğitim çalışması olacak. O açıdan bir ilk gün olması hasebiyle özel bir program tertiplemeye çalıştık. Katılmak isteyen arkadaşlar mail yoluyla ulaşabilirler. Oldukça da indirimli bir uygulama olacak. Şehir dışından gelecek olan arkadaşlar için de misafir etme olanağımız var. Misafir dairesinde kalabilirler. Bunu da yine burada ifade etmiş olayım. Piknik tadında, tatil tadında bir eğitim çalışması bir günlük eğitim çalışması olacaktır. İsteyen arkadaşlar dediğim gibi bir gün önce gelip eğitim merkezimizde misafir olabilirler. O da bizim ikramımız olacak arkadaşlar. Hem borsa muhabbetleri, borsa sohbetleri içinde fırsat oluşturmuş olacağız. Böyle de bir planımız, programımız var. Onu da ifade etmek isterim. Bunun dışında geçen sene eğitimlerimize, yüzde eğitimlerimize katılan arkadaşlar için Temmuz ayında ve Ağustos ayında yine organizasyonlar yapacağız. Bu organizasyonlarımıza da bizim misafirimiz olarak geçen sene yüz yüze eğitime katılan arkadaşlar katılabilirler. O arkadaşlarımıza bize ulaşırsalar organizasyon için isimlerini yazdırıp eğitim programlarımıza daha doğrusu genel değerlendirme bir yıl sonraki genel değerlendirme çalışmamıza katılabilirler. Bunu da hatırlatmak isterim. Eğitim imkanı olamayan şehir e, iler arası yolculuk yapamayacak olan arkadaşlar ya da eğitime gelemeyecek olan arkadaşlar için de Udemy kurslarımız zaten e, mevcut. İsteyen arkadaşlar da oradan e, kurslardan yararlanabilir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak isterim. E, ayrıca bu akşam bir canlı yayın yapacağım. Hafta sonu soruyorsunuz canlı yayın niye yoktu diye. Biraz yoğunluktan arkadaşlar hem misafirim vardı hem, hem yoğunluktan canlı yayın yapamadık. E, bu akşam canlı yayını yapısal analiz modelinde e, yapacağız. Üye olan arkadaşları beklerim. Saat 10.30 civarında olur. Yanılmıyorsam 10.30 gibi canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Söylediğimiz yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. İyi akşamlar arkadaşlar.